Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dalgın şekeri yapımını göstereceğim. Önceden malzemelerimizi hazırlamamız gerekiyor. Küçük yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Ben neden büyük kullandım inanın hiç bilmiyorum. Böyle bir kepçemiz ve şeklimizi önceden hazırlamamız gerekiyor. Çok hızlı olmamız gerekiyor. O yüzden hemen malzemelerimizle başlayalım. 2 yemek kaşığı şekerimizi ekliyoruz. Ve bütün malzemelerimiz de hazırsa hemen ocağa alalım. Ben eritirken, karıştırırken böyle bir tahta chopstick diyelim buna. Bunlarla karıştırıyorum. Eğer sizde yoksa çay kaşığıyla, kaşıkla herhangi bir şeyle karıştırabilirsiniz. Bunun önemli özelliği yakmamanız. Arada böyle bir karıştırıp, hızlı bir karıştırıp ocaktan çekmeniz. Sonra tekrar koymanız. Yakmamak için ocaktan çekelim. Karıştırmaya devam edelim ki dibini tutmasın. Kıvamı nasıl olacak diye sorarsanız eğer karamel kıvamına gelene kadar karıştıralım. Eğer isterseniz bu dalgana şekerinden içecekler de yapılıyor. Yorumlara yazın. Onun da tarifini vermekten mutluluk duyarım. Evet, şimdi karbonatını ekleyelim. Çok hızlı olmamız gerekiyor burada. Çok az. Çubuğun ucuyla karbonat eklenmeniz yeterli olacak. Hızlı hızlı karıştırmaya devam edelim. Malzemeleri önceden hazırlamamız bu aşamada çok önemli. Hızlı soğuduğu için hemen direkt döküp şeklini vermemiz gerekiyor. YouTube'da bu tarif hiç bu kadar ayrıntılı verilmemişti. Şimdi ben size çok ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Çok hızlı kuruduğu için yağlı kağıt burada çok önemli. Üstünü bastırmak için tekrar yağlı kağıt koyuyorum. Eğer direkt bardağa bastırsaydık direkt altına yapışacaktı. Bu şekilde biraz düzleyelim. Sonra şeklimizi bastıralım. Evet, ve şeklimiz oldu. Siz istediğiniz herhangi bir şekilde basabilirsiniz. Bu arada bütün malzemeleri de suya koymayı unutmayalım. Afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.